Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İyiniyoları Youtube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet şimdi sıralı bir model dedik arkadaşlar, tığımızın numarası da 21 numara. 21 kullanıyorum ben hep arkadaşlar. Bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırladım. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar beyaz ipimizle 3 tane zincir çekiyorum ilk başlarken. 3 tane zincirimi çektim bu şekilde. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen bu ikişer zincir çekerek yaptığım tığ battının içine girip 1, 2, 2 alarak buraya bir trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar trabzanımın üzerine iki tane zincir çektim. Bir defa doladım. Yaptığım bu trabzanın arasına girip ilmek toplayacağız. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu şekilde ilmekleri topluyorum arkadaşlar. Her seferinde de tığımın başını doluyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde tığıma 10 tane ilmeğimi topladım arkadaşlar. Buradan bakın hepsini bir çıkardım ve sık iğne yaptım. Bir tanesini yaptık arkadaşlar. Fıstığımızın arasına 5 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım tığımın başına. 1 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine 1 2 2 alarak bu şekilde yine bir trabzan yaptım. Trabzanımın üzerine iki zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şunu hemen yalın kat aldığım için çıkardım. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet arkadaşlar 10 tane doldurduk buraya. 10 tane ilmeğimizde fıstığımız var. Hemen hepsini bir arkadaşlar bu şekilde çıkarıyorum. Kapatıyorum. Araya yine bakın fıstıklarımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. 2 tığ battı atlayıp 3.ye 1. 2. 2. Bu şekilde arkadaşlar yapımı devam ediyor. Gördüğünüz gibi. İlk sıramız bu şekilde yani. Bir defa doladım. Trabzan arama girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi toplayıp hepsini bir buraya kapattım. Bu şekilde fıstığım tamam. Araya 5 zincir. Bir defa doladım. 1 2 tığ battı atlayıp üçüncüye 1 2 2. 3 seferde aldım bir trabzan. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu iki zinciri çekmemizin amacı da fıstıklarımızın bu iki zincir boyutunda olmasını istediğimiz için. Trabzanımızın üzerine iki zincir bir defa doluyorum. Bakın iki zincir büyüklüğünde ipimi ilmeğimi çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tanesini birden bu şekilde çektim arkadaşlar. Tamam mı? 5 zincir. Bir defa dola, bir iki tığ battı atla. 3. tığ battığının içine 1 2 2 olarak gir. Sadece ilt, e, bu fıstığımızı yaparken zorlanabilirsiniz. Diğerlerin yapımı gayet kolay oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı şekilde 2 zinciri hemen trabzanımın üzerine çektim. Bir defa doladım. Tırabzanın arasına girdim, ilmek aldım 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ilmeği toplayıp aynı şekilde kapattım üzerine. Bakın kenardaki iple sıkıştırıyorum. 5 zincir. Bu şekilde arkadaşlar ilk sıramız bu şekilde devam ediyor. Şimdi ikinci sıramızın nasıl yapıldığına geçelim. Şöyle bir iki tane daha yapıp sizler için daha gösterişli hale getireyim. İpimizi tığımıza tutturduk arkadaşlar bu şekilde. Buradan ilk yaptığımız zincirimizin içine girip arasından hemen arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile buraya sabitliyorum. İpimi buraya sabitledim. Hemen bir zincirimi çektim dibine. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Bir iki defa doluyorum arkadaşlar. Hemen yandaki bu beş zincir çektiğimiz yere bir iki 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 alarak bu şekilde buraya bir trabzan yapıyorum. Trabzanımın üzerine hemen bir beş zincir çekiyorum. Kapattım arasına. Bu birinci kirpim. 1 2 3 4 5 zincir bu ikinci kirpiğim 1 2 3 4 5 zincir bu da üçüncü kirpiğim. buraya trabzanımın yanına 3 tane kirpik yaptım geri kalan kısma da 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 ve 3 hemen dördüncü sık iğnem arkadaşlar bu çektiğim zincirimin içinde kapatıp Buraya ikinci sıra olarak kirpikli bir trabzan yaptım. Hemen dibine bir zincir. Üzerine yine küçük bir örümcek. Şu şekilde örümceğimi yaptım. İki defa tığımı doladım. Bu beş zincirimin arasına girip bir, iki, iki, iki alarak bu şekilde aynı ilkinde olduğu gibi yine bir trabzan yaptım. Trabzanımın üzerine 5 tane zincir çekiyorum. Zincirimi arkadaşlar hemen trabzanıma kapatıp yine bir tane kirpik yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapattım trabzanıma. Bu ikinci kirpik. 5 zincir. Bu üçüncü kirpiğim. Geri kalan kısma 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Hemen arkadaşlar bu beyaz zincirimi kapatıp dördüncü sık iğne olarak buraya yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Bakın arkadaşlar ikinci sıram bu şekilde örümcekli ve kirpikli trabzandan oluşuyor. Yine aynı şekilde zincirimi çektim. Küçük bir örümceğimi yapıyorum. İki defa tığımın başını doladım zincirimin arasına girdim 1 2 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım 5 zincir hemen trabzanıma kapattım buraya birinci kirpi 3 4 5 zincir bu ikinci 5 zincir bu da üçüncü. 3 üç tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Hemen zincirimin arasına sık iğne ile giriyorum. Dibine bir zincir çekiyorum. Zinciri örümceğimin daha açılmaması için kullanışlı olması için arkadaşlar çekmeyi unutmayalım. Yine bir minik bir örümcek yapıyorum. 2 defa doluyorum. Hemen bu 5 zincirli sık iğneli e, zincirin arasına girip bir tane sonra iki tane sonra iki tane sonra da iki tane alarak buraya bir trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar ikinci sıramızın yapılışı da bu şekilde oluyor. Geri kalan kısmı da arkadaşlar ben tamamlayayım. Sonra bitişinin nasıl olduğuna bakalım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok zarif çıtı bir model oldu bu küçük örümceklerin yerine 3 tane zincir de çekebilirsiniz. Örümcekte zorlanıyorsanız şayet. Bunların yerine üçer tane de zincir çekebilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi hiç ip koparma yok. Sıralı bir model. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.